Amatör telsizciliği olarak düşündüğümüzde hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin sadece elektronik haberleşme konusunda kendisini yetiştiren insanlardır bizimkiler. Bizim normal zamanlarda yani herhangi bir şey olmadığı zaman biz normalde kültürelçileriz. Türkiye'yi dünyada tanıtan Amatör telsizcilerdir. Bunun yanında acil bir durumlarda, afet ve acil durumlarda, olağanüstülerlerde, milli güvenliği ilgilendiren bir durumlarda bununla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği vermek üzere, insanları yetiştirmek üzere biz derneğimizi kurduk. Amatör telsizlikte şöyle, biz 12 yaşını bitirmiş sadece e, amatör telsizcilik belgelendirme yönetmenliğinde bazı suçlar var, bu suçlardan ceza almamış insanlar bizim için potansiyel öğrencidir. Bu insanları biz alıyoruz zaten, amatör telsizci olarak yetiştiriyoruz. Bu kişilerde önce ulusal ve uluslararası tabirler, birinci ders. İkinci ders telsizle ilgili işletme. Üçüncü ders olarak da teknik. Yani bir telsizi kullanım ve kurulum üzerine onun e, acil durumlarda nasıl montajını yapacağını, neler yapabileceğini mi? Basit bir elektronik olarak da insanları yetiştiriyoruz. Bunlar insanlar lisansları aldıkları zaman dünya üzerinde görüşmeler yapabiliyor. Yani istedikleri yerde görüşme yapabiliyor veya Kayser'den en az görüşme yapabileceğimiz mesafe 5000 mil. Yani 7500 kilometre bir mesafedeki görüşmeyi amatör tahsisler yapabiliyor. 7500 kilometrenin üzerindeki görüşmelerde ise azimut haritası yani bu haritayı kullanıyoruz. Yönlerini belirledikten sonra antenin yönünü burada belirtilen derecelere alarak görüşme yapabiliyoruz. Yani görüşmeler Saniyelerimiz saniyede şöyle söyleyeyim, ışık hızında olduğu için, RF sinyalleri ışık hızında olduğu için saniyede 300 bin kilometre hızla gittiği için dünya neredeyse 6-6,5 defa dolaşıyor. Yani sesle herhangi bir kesilme olmadan insanlarla çok güzel bir görüşmemiz oluyor. Toplamda eğitim verdiğim sayı 8 binin üzerinde. 12 yaşını bitirmiş herkes Bizim potansiyel öğrencimizdir. İnsanları biz yetiştirmek için uğraşıyoruz. Çünkü bu insanlar bize afet ya da acil durumlarda insanları kurtaracak ekiplerin çalışmasında muhabereyi sağlayacak. Çünkü şöyle bir durum var. Şurada da belirtiyor zaten. Burada da görebilirsiniz zaten Atatürk'ün bir sözü var. Muhaberesiz muharebe olmaz.